Brüsel'le hastalığı insanlara koyun, keçi, inek, köpek gibi domuz, Türkiye'de domuz olmadığı için çok şükür o yok. Hayvanlardan geçer. Hayvanlara bulaşan mikrop hayvanlarda yavru atımı dediğimiz düşük yapmaya sebep olur. Yavru atımı. Bu atım sırasında kişi temas ederse hayvanın düşüğüyle alıp onu bir yere gömmek ister, bulaşabilir. Hayvanın sütünden bulaşabilir, etinden bulaşabilir veya peynirden bulaşabilir. Bu bakteri diğer bakterilerden farklı olarak hemen suda ölmez. İşte burada gördüğün gibi mesela hayvan düşük yaptı, düşüğe sebep olur. Onu elinizde aldınız veya orada bulaşır. Hayvan düşüğe yapan sebep olan bakteri bulaşabilir. Evet. Bu hastalığın semptomları iştah kaybı, kilo kaybı, halsizlik, karın ağrısı, baş ağrısı, sırt ağrısı, eklem ağrısı. Yani semptomları aynı. Üşütme, grip gibi semptomlara sebep olduğu için teşhisi zor. Bu nedenle kan tahlili, idrar tahlili vesaire yaptırmak gerekir. Doğru teşhis koydurmak gerekir. Çiğ sütlerin mutlaka iyi pişirilmesi gerekir. Yani biraz riskli bir iş. Keçi sütüne daha çok dikkat gerekir. Neden böyle bir şey anlattık? Konumuzla ne ilgisi var? Bugün buraya bir beyefendi geldi. Mehmet Bey. Bizden 3 ay, 4 aydır hemen hemen ürünler alıyor, kullanıyor. Özel bir set hazırladık. Ona kordisep seti L, doğal antibiyotik bilindiği gibi kordisep ne yapıyor? Bağışıklık sistemini güçlendiriyor. Borrelia bakterisi karaciğere yerleştiği zaman kist oluşabilir. İnsan vücudunda yıllarca tahribata sebep olabilir. Yani tehlikeli bir durum. Evet, bu nedenle dikkat etmek gerekir. Bunun için ne yapılabilir? Yani iki çeşit antibiyotik tavsiye ediyorlar doktorlar. Bu antibiyotikler kişinin kullanması gerekir. Ama ne yapıyor? Bu antibiyotikleri kullanırken bağışıklık sistemi çöküyor. Mehmet Bey de uzun süre kullanmış. Kendisi sporcu olduğu halde bu aşırı antibiyotik kullanmaktan bağışıklık sistemi çökmüş. Bağırsaklarına kandida mantarı yerleşmiş. Adamcağızda alerjik hastalıkları, cilt hastalıkları. Yani bu bodybuilding dediğimiz fitness sporu, vücut geliştirme sporları yapan şahıs birdenbire nereden, nasıl bulaştı anlamadığı hastalık nedeniyle çökmüş. Daha önce aylarca antibiyotikler kullanmış. Daha da kötü olmuş. Birçok hastalık tetiklemiş bu antibiyotikler. Bizim ürünleri bundan 3-4 ay önce kullanmaya başlamış. Bugün geldi. Hamdolsun ilk defa tekrar kilo almaya başladım. Adam kilo alamıyor. Yiyor, içiyor, yiyor, içiyor. Kilo alamıyor, zayıflıyor, sürekli zayıflıyor. Halsiz, dermansız, yorgun, bitkin. Eklemler ağrıyor. Bu dirsekleri ağrıyor. Kemikleri yıprandığını zannediyor. Yani kemik doku yıprandı. Çünkü eklem iltihaplanmasına sebep oluyor. Romatoid artrit gibi. Hamdolsun ilk defa iyiyim, dincim, enerji doluyum, çalışıyorum ve kilo almaya başladım dedi. Yani biz de çok mutlu olduk. Brüsel hastasının iyileşmesi çok güzel. Çok büyük bir başarı. Hamdolsun. Kortisep bu Çin tırtır mantarı. Himalaya dağlarının 3500 metre yukarısında yetişen parazit bir bitki. Diğer bitkilerin özünü emer. Diğer bitkilerden beslenir. Asalak. 3500 metre yani soğuğa dayanıklı. 3500 metre oksijen
yoğun oksijen gerektirir. Yani dirençli, çok dirençli bir bitki. Bu nedenle bu ne yapıyor? Bağışıklık sistemini güçlendiriyor. Fakat bizim üretmiş olduğumuz kortisep piyasadaki kortisep haplarına benzemez. Neden benzemez? Özelliğini çıntırtır mantarı, kortisep diğer adıyla ak günlük, sinirlot, zeytin yaprağı, bildiğiniz gibi zeytin yaprağı doğal antibiyotik, zerdeçal, bu da bağışıklık sistemini güçlendirir, karaciğeri güçlendirir. Şizrantra vesaire, yani çok güzel formül bu. Sadece kortisep değil, kortisep seti, 8 çeşit ürün var. Kortisep deyince vatandaş diyor ki, aa ben bir kortisep alayım. Öyle kolay değil. Kortisep yanında 8 çeşit ürün var. Hepsini kullanmak gerekir. Burada da özellikle bu gördüğünüz iksir, her türlü bakteriyel ve viral enfeksiyonlara karşı bağışıklık sistemini güçlendirir, T hücresini, B hücresini harekete geçirir. Evet. Gördüğünüz gibi Boracella inekten, koyun, keçi, domuz, köpek, yani bilemezsin hayvanınız hastalıklı mı değil mi? Köpeğiniz geldi, sevdiğin köpeğini, hatta bazıları köpeği ağzından öpüyorlar. La ilahe illallah. Yani abartıyor bazıları.